açamamış bir gül gibi. İçimi sızlatır, kaderi utandırır. Hikayemiz yarım kalmış bir an gibi. Kayıp gitmiş hayallerimizden. İsyanım var aşka ama ne çare. Nereye sakladın lan bacımı? Bahar'dan haberim yok diyorum sana, anlamıyor musun ya? Ulan yalan söyleme! Biri hastaneden kaçmasına yardım etmiş! Senden başka kim olacak? Yeter be! Ben yardım ettim, tamam mı? Ulan! Ne yapaydım? Göz göre göre kızı tımarhaneye yatırmanıza izin mi vereydim? Sana ne lan benim kardeşimden? Yeter! Yeter! Cesur! Bey! Bak madem aldım benim kızı. Söylesene, nerede şimdi? Ya bilmiyorum. Geldiğinizi duyunca kaçtı gitti zaten. Eyvallah Ramazan. O kadar acı işte. Bir yerlerde düşer kalır, bir şey olur. Nerededir ki? Tamam, merak etmeyin. Ben şimdi giderim, olurum onu. Hop, dur orada. Birlikte gideceğiz. Anlaşıldı. Bu yangın meselesi çözünceye kadar seninle adam gibi konuşamayacağız. Biz bugünleri çok zor geldik Feride. Seninle birçok engelleri aştık evlenebilmek için. Bütün bu olanlardan sonra geceleri buz gibi yatağı sensiz yemek benim canımı çok yakıyor. Sen benim karımsın. Her şeyimsin, sevdiğimsin. Ne olursa olsun, kavga da etsek, senin yerin benim yanım. Ne olur artık eve dön. Ben... Bak. Bu yangın meselesini çözeceğim. Kim yaptıysa bulup çıkartacağım. Ama ne olur evde. Gerçekler ortaya çıkıncaya kadar. Tamam. Ama sen de bana söz ver.
Bir daha benden hiçbir şey saklamayacaksın. Söz. Son aramalar. Son aramalar. Damat. Ne arıyorsun telefonumda? Kemal. Ben de özledim Kader. Gelince ararım, çıkar dolaşırız biraz. Tamam canım. Ya ama şey, Yusuf bana emanet ya şimdi. Ben hemen çıkamayabilirim. Ben seni beklerim meleğim. Sen sıkma canını. Öpüyorum. Tamam canım. Ben de seni. Hadi görüşürüz, bay bay. Abi Leyla yengeyi hasta bakıcılara da yoklattım. Bir ihtiyacı yokmuş. İyi. Çıksa bir dışarı. Görsem Gül Cemal'ini. Özledim lan. Çok özledim Leyla. Buldum. Buldum seni Kemal. Konuşsana. Baba. Ben... İşle mi ilgili? Hayır baba. Yalçın'la ilgili. Ne? Ne demek bu? Baba, bizim Yalçın'a ulaşmamız lazım. Yalçın'ın bende telefonu falan yok. Baba, madem suçsuzsun, madem o gece oraya sadece yardım için gittin, o zaman bırak Yalçın'ı bulalım. Gelsin her şeyi anlatsın. Bitsin bu çile ya. Evet baba. Feride ile Cüneyt'in arası giderek bozuluyor bu mesele yüzünden. Yani madem bir suçun yok, neden gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorsun? Yoksa bilmediğimiz bir şey mi var? Getir Yalçın'ı buraya. Anlatsın her şeyi. Bu konu kapansın, bitsin. Anlatacak bir şey yok. Kaseti dinlediniz. O kasette benim evi yaktığıma dair bir delil var mı? Bir ifade? Baba! O gece oradaymışsın. Adamın evine gitmişsin. Oturup konuşmuşsunuz. Adam bu olayı yıllarca sır gibi saklamış. Sen neyin peşindesin ya? Yıldız. Eğer bu gerçekler ortaya çıkmazsa, inan geriye bu ailenin bir parçası bile kalmayacak baba. Thank you.
Umut, iyi misin sen? Sesin çok kötü geliyor. Yok, iyiyim ben Leyla. Sen şimdi beni boş ver. Asıl sen söyle, kardeşin nasıl oldu? İyi, çok daha iyi. Birazdan okula götüreceğim onu. Çıkıyoruz hastaneden. Çok sevindim. Umut, ben bir içeri gireyim, Bahar'ı hazırlayayım. Seni tekrar ararım, tamam? Öpüyorum çok. Tamam canım, ben de öpüyorum. Seni çok özledim. Ben de. Tamam, sonra konuşuruz. Tamam. Yok işte, yok. Bir de şu tarafa bakalım. Sait. T45 46. Yardım edin. Ne olursunuz yardım edin. Benim bir taksi bulmam lazım. Ne olur yardım edin bana. Hayırdır kızım? Bakın, o takside kocam var. Bayağıdır kayıp. Yani o taksiyi bulursam nereye götürdüğünü söyler taksici, kocamı bulurum. Ne olur yardım edin. Plakasını aldınız mı? Aldım aldım. Ben plakayı unutmadan size hemen yazar mısınız? 06 T 45 46. Deniz. Babanı öldürmeye çalışan kiralık katili gerçekten Eylül mü tutmuş? Evet. Düğünden önce defalarca telefonla konuşmuş. Ferman abiyle babam arama kayıtlarından bulmuş. Oktay meselesiyle de bağlantısı var. Seni saf dışı bırakmak için bu durumu kullanmış. Beceremeyince de babanı öldürmeye kalkışmış. Evet. O zaman gittiğini, benden tamamen koptuğunu düşündüm. Kaçırıldığını bilmiyordum. Sonra Eylül'le evlendik. Ya, bu çok garip, rahatsız edici bir durum. Feride, yani o zamanlar bilmiyorduk. Bilsek asla böyle bir şey olmazdı. Olmazdı. Evet, olmazdı. Ama bu bir zamanlar ablamla evli olduğun gerçeğini değiştirmiyor Cüneyt. Yok işte, yok. Allah kahretsin. Bir yerlerde düştü kaldıysa. Hepsi senin yüzünden. Ne diyorsun lan sen? Ne ilgisi var? Asıl senin yüzünden. Siz gelmeyeydiniz, Bahar şimdi burada olacaktı. Polisi falan mı arasak? Anne, daha Bahar kaybolalı 2 saat olmadı. Polis kayıp muamelesi yapmaz. Bahar bulur beni. Arar mutlaka. Niye seni arasın lan? Ya kimi arayacak? Ona bir inanan ben varım. Tövbe yavrum. Bahar beni arar. Merak etmeyin Sevgi Hanım. Ben o zaman sizi bilgilendiririm. Gerek yok. Biz de buradayız. Hep beraber bekleyelim bakalım. Sen kal. Leyla. Sait, senin ne işin var burada? Sana kaç kere söyledim peşimi bırak diye.
Hem Umut görse senin neler olur biliyor musun? Kızım, ben senin peşini bıraktım da sen beni unutamıyorsun galiba. Hem ben seni görmeye gelmedim ki. Arkamdan iş çevirenlerle benim işim olmaz. Sen mutsuzluğu ve sefalet seçtin. Bir arkadaşım yatıyor burada. Onu görmeye geldim. Gidiyorum zaten şimdi. Yalan söylemiyorsun değil mi? Ne yalan söyleyeceğim kızım? Çocuk kaza yapmış, bu hastaneye kaldırmışlar. Şimdi müsaade edersen, işim gücüm var benim. Bir selam verdim. Bin tane laf yap. İşim de sensin, gücüm de Leyla. Ne yapacağız Erman? Bilmiyorum Yıldız. Ama şu Yalçın'ı mutlaka bulmamız lazım. Peki sen babamın telefonunda bir şeyler buldun mu? Bir numara vardı. Başını gördüm ama sonunu hatırlamıyorum. Aynı numarayla sabah da konuşmuş. Peki onun Yalçın olduğuna gerçekten eminiz değil mi? Kesin. Eminim. Daha önce görmediğim bir numaraydı. İsimsiz. Bir duş alıp şirkete geçeceğim Zühre. Cüneyt'le ne zaman konuşacağız bu meseleleri? Bilmiyorum. Yok zaten ortalıkta. Plaka bir zahit değilmiş. Durağın adını gördünüz mü? Yok, ben sadece plakayı alabildim. Bir anons geçelim bakalım. Şey abi, işe yarar değil mi? Yarar tabii, yaramaz mı? Bir anons geçeriz şimdi. Bütün arkadaşlar taksiye birbirine haber verir. O zaman da kocamı buluruz değil mi? İnşallah plaka doğrudur da. Ya doğru plaka, doğru, ben eminim. Siz hemen anons ettirseniz. Bulacağım seni Kemal. Çok az kaldı sevgilim. Seni eve bırakayım mı? Eylül'e gideceğim ben. Yani senin için zor olacaksa ben kendim giderim. Yok. Niye konuşacaksın? Bilmiyorum. Şimdi arar sorar durmadan. Peşime düşer. Gideyim en azından oyalayayım. Şu yangın meselesi çözülene kadar da otursun oturduğu yerde. Sonra? Bilmiyorum Cüneyt. Eylül benim ablam işte. Sana da söylemiş. Yani ilk tanıştığınız zaman kardeşi olduğunu söylemiş. Hatırlamıyorum. Yıllar oldu. Neyse, en azından benimle ilgili dürüst davranmış. Sıfıralı T4546 plakalı araç sahibi. Hemen irtibata geç. 064546 plakalı araç sahibi, hemen irtibata geç. Thank you.
Anladım Nergis. Tamam, sağ ol. Ne diyor? Yalçın'ın başka telefonu yokmuş. Şey, bankaları arasan. Sonuçta bu adamın hesabına her ay belli bir para yatıyor değil mi? Belki telefonları vardır onlarda. Gerekirse onlara da bakacağız. Mail hesabı. Mail hesabını biliyor musun? Benim aklıma gelmedi bakmak ya. İnternete bakalım. Buluruz bir şeyler. Ne bileyim fotoğrafını filan. Sence o kadar salak mıdır? Canım şansımızı deneyelim. Ben böyle bir şey yapmadan oturamıyorum. Soyadı ne? Soyadı Pek. Yıldız. Uğraşmayın boşuna. Yalçın'ın numarası burada. Babanın telefonundan gizlice aldım. Numarayı benim verdiğimi bilmesin, olur mu? Kemal'imi kaybettim. Sizleri de yangın meselesi yüzünden kaybetmek istemiyorum. Bizi kaybetmeyeceksin anneciğim. Ama paramparça olacaksınız. Bari geride kalan evlatların bir arada olsun değil mi? Ferman, al bu numarayı. Ne yapacaksınız yapın. Bitsin bu işkence. Yıldız, annen... Ferman. Annem hiç böyle bir şey yapmadı. Babamı asla satmaz. Bu işin içinde başka bir iş var. Ben çok şaşırdım ya. Tamam, görseniz mutlaka haber verin. Oldu, sağ olun. Öbür villaların güvenliğine de haber saldım, gören olmamış. Ama bakarak olacaklar. Cesur. Bey, sizin şeyiniz... Elimi bir yıkasam ben. Ha, şu merdivenleri takip edin. Takibin bittiği yerde tuvalet başlıyor. Sen ona uyma. Seni çok seviyorum. Ben sensiz yaşayamam babacığım. Babacığım, babacığım ne olursun ben çık gösterim. Baba. Abicim, niye kimse bir şey söylemiyor ya? Ben eminim plakadan, doğru. Tamam kızım, bekle biraz daha, taksici arkadaş duymamıştır. Ne olur siz bir daha anons geçin. Ya ne yapayım, ben sakin olamıyorum işte. Ya kesin bir şey oldu Kemal'e. Yoksa evine dönerdi yani. Aklı başında değil. Belki de hafızasını kaybetti. O arkadaşa ulaşırsak yerini söyler, ben de kocamı bulurum. Ne olur yardım edin. Sakin ol, bir anons daha geçeriz.
06T4546 araç sahibi duyuyor musunuz? ...06T4546 araç sahibi duyuyor musunuz? 06T4546 araç sahibi benim. Dinliyorum. Feride iyi mi? İyi. Dün gece Nergis'te kalmış. Yalçın'dan haber var mı? Yok. Bak baba. Başta bu yangın meselesi olmak üzere geçmiş yaşadığımız birçok şey Feride ile benim arama giriyor. Yalçın senin adamın. Ne yapar ne eder sen biliyorsun. Saklama artık. Benim bir şey sakladığım yok Cüneyt. Dün herkesin ortasında asıl saklanan şey ortaya çıktı. Eylül'ün beni öldürmek için kiralık katil tutması. Baba. Sen yangını bırak. Asıl bununla ilgilen. Önce bir geçmişi çözelim. Ona da sıra gelecek. Bence artık dur Cüneyt. Geleceğe bakmak istiyorsan geçmişin peşini bırak. Ne demek şimdi bu? Bu yangın işini kurcalama demek. Eylül müdür, Alev müdür, her ne alsa beni öldürmeye kalktı. Seni öldürmeye kalktı. Feride'yi satmaya kalktı. Neredeyse öldürecekti. Kafanı asıl bunlar kurcalasın. Geleceğin için Feride'yi Eylül'ün yalanlarından uzak tutmaya bak Cüneyt. Kazım arabayı getirmiş mi? Dışarıda bekliyor. Babam kesin bir şeyler saklıyor abi. Yalçın mutlaka bulmamız gerekiyor. İşte Yalçın Efendi'nin gizli numarası. Teşekkür ederim. Feride. Dün gece neredeydin çok merak ettim. Sen iyi misin? Nergis'te kaldım. İstersen burada da kalabilirsin. Yani burası da senin evin sayılır. Sonuçta ben senin ablanım. Otursana. Ben bunun için çok teşekkür ederim. Beni koruduğun için. Seni korumadım Eylül. Ben sadece işlerin karışmasını istemedim o kadar. Ama gerçekler de ortaya çıktı. Osman Kozan bu yangının içinde. O herif kundakçının teki. O yangını o çıkardı. Bence artık oraya gitme Feride. Gitme işte. Burada kal. Ne olur. Peki sen Eylül? Sen çok mu masumsun? Kim dedin? Tamam, anladım. Ne oldu? Telefon. Aykut diye bir adamın adına kayıtlıymış. Aykut Kuşçu. Ben bu ismi nereden hatırlıyorum ya? Yalçın'ı aradığım zaman karşımıza çıkmıştı bu isim. O zaman bu herif Yalçın'ın arkadaşı. Belki onun evinde saklanıyor. Adresini birazdan mesaj atacaklar zaten.
Sağ ol anneciğim. Sen de artık gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorsun değil mi? Anne. Babam o gece orada ne yaptı? Gerçekten Feride'nin ailesini yakmış olabilir mi? Hadi ben ikimize birer kahve yapayım. Karşılıklı içelim. Hem biraz konuşuruz. Sen de böyle içine atma artık. Olur. Heh, geldi. Neredeymiş? Temelli'de. Yakın, hadi gidelim. Haber yok, ben anlamadım ki. Siz niye hala Cesur'un evindesiniz o zaman? Ha, iyi o zaman, tamam, ablamı bulunca ara. Hadi. Anam Tolga. Ne işi var bunun da? Şimdi gelmeyecekti ki bu. Halime bak, Allah seni kahretmesin kader ya. Rezil oldum, rezil oldum. Tolga. Evde kimse yok biliyorum. Etrafı kolaçan ettim. Hadi çık biraz gezelim. Ben şimdi çıkamam ki. Yusuf uyuyor da. Ne? Şimdi ben senin o güzel yüzünü 2 dakika görmek için buraya geldim. Ama sen dışarı çıkmayacaksın. Ama sen de beklerim seni demiştin. Beklerim tabii. Şaka yaptım. Şey yapalım mı? Sen bize gel şey oturmaya. Annemler de yok ya. Gelmezler de daha. Otururuz işte biz de. Bir gören eden olmasın. Şey yaparım ben. Arkadan mutfak kapısından alırım seni. Tamam. Açıyorum o zaman ben. Ne yapmamı isterdin Feride? Evimiz yanmıştı. Ben o yanmış evin etrafında günlerce dolaştım. Bir tanıdık, bir akraba görürüm diye. Ama ne gelen vardı ne giden. Hiç kimse yoktu. Hiç kimse. Sonra seni de aldılar elimden. Seni alıp götürdüler. Sakladılar. Bir gün bu yangının ortaya çıkacağını bildikleri için seni kendi yanlarına çektiler. Ailenden, geçmişinden kopardılar. Amaçları buydu. Amaçları ne bilmiyorum Eylül ama işler giderek karıştı. Ve Cüneyt bu yangın meselesini çözecek. Çözecek.
çözecek. Kaseti sakladı ama resmen babasını korudu. Feride, sen bunların farkında mısın? Nerede bu kız ya? Nerede? Bence siz evinize dönün. Belki de kız geldi, arabanızı görünce gerisin geri kaçtı. Doğru söylüyorsun ya. Vallahi çok haklısın ha. Biz düşünemedik bunu. Anne. Sen burada otur. Ben arabayı saklayayım. Bahar görüp kaçmasın. Einstein haklı. Allah tövbe estağfurullah. Hoş geldiniz Osman Bey. Hoş bulduk. Feride sende kalmıştın. İyi mi bari? Değildi. Çok ağladı. Ona iyi bak. Bir şeye ihtiyacınız olursa da bana haber ver. Teşekkürler. Neden yaptın bunu? Neden bizi sırtımızdan bıçakladın? İki tane tokat attım diye mi? Hayır. Neden o zaman? Sen de mi Eylül'e aşıksın? Alper gibi seni de mi parmağında oynatıyor? Yapma böyle Tunç. Seni çok seven insanları üzüyorsun. Böyle devam edersen de onları kaybedeceksin. Annen, kardeşlerin, kopacaksınız birbirinizden. Ne demek şimdi bu? Anneni seviyorsan Eylül'den uzak dur demek. Ya nerede kaldı taksinin sahibi abicim, hala gelmedi. Yakınlaş, merak etme, gelir şimdi. Telefonu hatırlamadı ya, buraya geldiğini hatırlayacak mı? Hah, geldi işte. Ya hatırlayabildiniz mi, kocam nereye bıraktınız? Hatırladım. Efendi bir arkadaştı. Gerçekten hatırladın mı? Evet, ileride inşaatlar var. Yeni villalar yapılıyor. Onlardan birine bıraktım. Kardeşim bak, sen şimdi beni hemen oraya götür. Şimdi param yok ama ben sana sonra hemen veririm. Lüzum yok, biz hesaplaşırız. Delikanlı götür bacım istediği yere. Tamam, ne olur hemen gidelim. Buraya çıkıp gelmeseydim, bir yerlerde ölüp kalmış olsaydım, intikam için bu ailenin içine sızmasaydım, ailemizi yakanlar hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekti. Yine de yaptıkların doğru değil. Değil. Sana yaptıklarım doğru değil. Ama Osman Kozan ne yaptıysam hak etti. Şimdi beni alıp yıllar öncesine götürseler, Kozanların bahçesinden adım attığım ilk güne döndürseler, yine aynı şeyi yapardım. İster beni yargıla, ister az kes, istersen beni hiç affetme.
Ama ben böyle düşünüyorum. Neden biliyor musun? Annemle babam o mezarda rahat uyusunlar diye. Gözleri açık gitti onların Melek. Onların katilleri hayatın tadını çıkarıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. Günlerini gün ediyorlar. Ama bizim annemiz babamız daha hayatlarının başındayken yandılar. Ne bir daha bizi görebildiler. Ne de hayatlarının tadına varabildiler. Cayır cayır yandılar. Sen hatırlamazsın. Annem her gece gelir bize masal anlatırdı. Onun da hayalleri vardı. Onun da inandığı şeyler vardı. Kızları büyüyecek. Mutlu olacak. Onu torun sahibi edeceklerdi. Şimdi şu halimize bak. Bana düşman gibi bakıyorsun. Bunun sebebi Osman Kozan. Bizi birbirimize düşman eden o. Sağ ol tanım. Afiyet olsun. Tolga sen otur da ben bir üstümü değiştireyim olur mu? Olmadı böyle. Sen her halinle güzelsin Meleğim. Öyle yapma, ben kendimi kötü hissederim. Ben ne yaptım ki şimdi? Ya sen bir şey yapmadın da. Ben utandım Tolga. Ver. Bak artık utanma benden. Karım olacaksın benim. Hı? Sakladım arabayı. Artık Bahar bizi görüp kaçmaz. Leyla? Ne? Yolda mısın? Kardeşini okuluna bıraktın mı? Ama ben gelip alacaktım seni. Yok, biz evde değiliz. Bahar'la ilgili bir durum var da. Ama kader evde. Sen eve git. Demek artık evimize dönüyorsun ha. Tamam canım. Ben de. Sevgilim, artık hiç ayrılmayacağız değil mi? Hiçbir zaman. Ya peki bana bir şey olsa yani, ya da sana bir şey olsa, ne bileyim böyle dünyanın iki ayrı ucuna gönderseler bizi mesela. Hayatım, dünyanın neresinde olursan ol, seni bulurum. Asla bırakma. Bunu hiçbir zaman unutma. Buradan. Yalçın peşini düştüğümüzü anlamamıştı değil mi abi? Baban anladı. Umarım uyarmamıştır. Umarım uyarmamıştır.
Benim Muse'yi mutlaka çözmem lazım. Feride, ailem. Her şeyi dağılmadan çözmem lazım. Dur dur. Şurası. Biraz yaklaşsın mı? Kim ki? Abin ne? Abimse ben öldüm. Cüneyt'in Yalçın'ı bulup yangın meselesini çözeceğine inanmıyorum ben Feride. Ben inanıyorum. Çünkü Cüneyt bugüne kadar bana verdiği bütün sözleri tuttu. Evlenmeden önce bana da o sözlerden verdi düzinelerce. O seni asla sevmedi Eylül. O hep beni sevdi. Cüneyt çıkarına ne uygun düşerse onu sevdi. Osman'ın oğlu o. Eminim şu an yangın meselesini kapatmaya çalışıyordur. Eminim Yalçın'a bilet almış bir yerlere göndermeye uğraşıyordur. Ne konuşacakmışız? Yangını, kaseti, geçmişi, her şeyi. Yürü. Hadi lan hadi. Yürü. Geldik bacım. Buraya bıraktım kocanı. Çok teşekkür ederim. Allah senden bin kere razı olsun. Buldum seni Kemal. Artık kavuşuyoruz sevgilim. Sonunda her şey bitti.